Gişeci misiniz? Pek sayılmaz. Bilet satarız ama kişede değil. Kişenin hemen yanında ya da sinema önünde. Biraz daha yüksek fiyata, he? Biraz. Kara borsacılık yani. Teessüf ederim. Amme hizmeti yapıyoruz biz, niye kara borsa olsun? Milletin boğazıyla, sıhhatiyle oynamıyoruz ki. Ne yağ saklıyoruz, ne de şeker. Vatandaşın rahatı için ter döküyoruz. Olsa olsa pembe borsa diyebilirsin. Doğru, haklısınız. Sinema bileti kara borsacılığı 1940'ların sonunda İstanbul'da ortaya çıkan çok kazançlı bir işti. 1950'de sinema gişelerinden bilet bulmak neredeyse imkansız hale gelmiş, kara borsacılık alenileşmişti. Hürriyet gazetesindeki karikatürde bir vatandaşın "Allah razı olsun belediyeden, kara borsayı yasaklasalar nasıl bilet buluruz?" dediği görülüyordu. Vatan gazetesindeki karikatürde ise bilet gişesi doğrudan kara borsacının gövdesinde kurulmuştu. Durum bu hale gelince kara borsacılarla mücadele başladı. Fakat bilet kara borsacılığını cezalandıran bir yasa olmadığı için yakalananlar caddeyi fuzuli yere işgal etmek suçundan 10 lira ödeyip serbest kalıyordu. Avarahum, avarahum. 1955'te vizyona girip 14 hafta kapalı gişe oynayan Avare, kara borsacıların en çok para kazandığı film olarak tarihe geçti. Ertem Eğilmez'in 1974 yapımı Mavi Boncuk filminde eski sinema bileti kara borsacısı rolündeki Münir Özkul, oğlunu avare biletlerinden kazandığı paralarla büyüttüğünü anlatacaktı. Ey gözünü sevdiğimin avare filmi! Seyrettin miydi? Hayır. Öyle ya, sen daha bu kadarcıktın. Ne filmdi be! Tam 14 hafta oynadı. Oğlumu bu filmden kazandığım parayla büyüttüm. 1958'de İstanbul Valisi Mümtaz Tarhan, Beyoğlu Lale Sineması'nda bir kara borsacıyı kendi elleriyle yakaladıktan sonra kara borsacılara 2 ay 15 gün hapis cezası ve 800 bilet tutarında para cezası verilmeye başlandı. Aynı yıl 185 kişi bu suçtan cezaevine girdi ama kara borsa engellenemedi. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra İstanbul valisi olan General Refik Tulga'nın vaatlerinden biri de bilet kara borsasının önüne geçmekti. Önce bir sıkı yönetim bildirisiyle gişeler dışında bilet satışının yasaklandığı duyuruldu. Yakalanan kara borsacılar 30 gün Darül Aceze'de dilencilerin toplandığı kampta tutulduktan sonra kamyonlara doldurularak şehir dışına sürülmeye başlandı. Ancak bu da kara borsayı engellemeye yetmedi. Durum öyle bir hale gelmişti ki 16 Mayıs 1963'te Şişli karaborsacılarıyla Beyoğlu karaborsacıları Şeref Stadı'nda bir futbol maçı bile yaptılar. Maçı Canavar Osman ve Postal Turan'ın attığı gollerle Şişli ekibi 3-1 kazandı. Beyoğlu karaborsacılarının tek golünü ise Kel Muhittin kaydetmişti. 1966 yılında polisler yeni bir yöntem denediler. Karakolda saçları kazınan karaborsacılar paralarına el konulduktan sonra şehir dışına bırakılıyordu. Ama bu tedbirler de fayda etmedi. 1970'te İstanbul'daki sinema sahiplerinin toplam yıllık kazancı 40 milyon lirayken kara borsacıların 20 milyon lira kazandığı hesaplanıyordu. Sinema bileti vergilerinden belediye kasasına giren para ise 8 milyon liraydı. 1971'de kara borsacılara verilen para cezaları 40 kat artırıldı. Hapis cezası da 1,5 yıla çıkarıldı. Ayrıca biletler seanslara bir saat kala satışa çıkarılacak, daha önce bilet satan sinemalar kapatılacaktı. Bundan sonra azalan sinema bileti kara borsacılığı zamanla tamamen yok oldu. Sinema kara borsacılarının bir bölümü şansını maç bileti kara borsacılığında denerken, bir bölümü de kaçak sigara sektörüne geçiş yaptı.